Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bu haftaki videomuzun konusu yumurta sayımızı nasıl artırabiliriz? Ee, yumurtayı sayısını artırmak için nasıl bir yemleme yapmamız lazım? Yem rasyonu uygulamamız lazım? Bu konu hakkında şöyle hızlı kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, ilk etapta hayvanlarımız neden yumurtlar? Bunun mantığını çok iyi anlamamız lazım. Ee, İnsan hayatıyla hayvan hayatı arasında da çok büyük farklılıklar yok. Aslında mantık hayvanlarla insanların da aynı. Ee, böyle kendinizden örnek alarak düşünün. Arkadaşlar şöyle bir etrafınıza bakın. Zengin insanlara bakın. Genelde zengin insanlar yaş 50 olmuş adam hala evlenmemiş. Ya da evlenmiş bir tane çocuğu var. Ee, yani bir aile kurma, gelecek kurma derdinde değil. Neden? Çünkü zengin. Zengin olduğu için, Ağustos böceği gibi gezip duruyor, eğlencesine, keyfine bakıyor. Ama etrafınızdaki garibanlara bakın, fakire fukara'ya bakın, işi gücü çocuk yapmak. Ulan adamın yiyecek gitmeye yok, ama 12 tane çocuğu var, 6 tane çocuğu var, 5 tane çocuğu var. Ee, neden? Çünkü fakir insan gelecek kaygısıyla. Ee, geleceğini kurtarmak ya da soyunun devamını ben her an ulan açlıktan öleceğiz hastalıktan öleceğiz korkusuyla e, hemen çoluğu çocuğu yapalım evlenelim hatta işte e, düşünün mesela bir zengin 40 yaşında 50 yaşında adam holding kurup bilmem ne yaptıktan sonra emekliliğinde evlenirken gariban adam askere gitmeden önce evlenir sonra askere gider geldiğinde hatta hazır çocuğu olmuş bile olur. Bu gelecek kaygısı hemen üreyip işte hemen geleceğini kurtarma, soyunun devamını sağlama, belli ki 30'u geçemeyeceğiz, 40'ı geçemeyeceğiz bari bu arada çoluğun çocuğu mürüvvetini görelim endişesiyle üremeye dönük hareket ediyoruz. Kazları da aynı insanlar gibi düşünün. Düşünebilirsiniz en azından. Şöyle bir düşünün. Kaz neden yumurtlar? Eğer siz önüne Hayvanın günde 300 gram, 400 gram, 500 gram yem atarsanız bu hayvan yer, içer, şişmanlar e her şey gayet güzel. Dışarıda karda bile kalmıyor, fırtınada bile kalmıyor. Hayvanın kapalı kümesi var. Soba yanıyor, kalorifer yanıyor, sıcak ortamı var. E yem istediği kadar geliyor, su dilemediği kadar var. Hiçbir endişesi, stresi, sıkıntısı yok, avlanma korkusu yok. Bu hayvan holding sahibi gibi bir hayvan niye yumurtlasın? Niye zahmet etsin? Şimdi 160 gram, 200 gram bir yumurtayı ıkınıp niye çıkartsın? Ne gerek var diye düşünür ve yumurta sayısını çok az olarak size verir ya da vermez. Yumurta vermez. Ki çoğu zaman bunu duyuyoruz. Örneğin benim çiftliğimde yumurta başlayalı bir ay olmuş. Ben hayvanlardan bilmem işte bir kamyon yumurta alırken diğer taraftan birisi hala 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş abi bizimkiler daha yumurtlamadı bile niye böyle diyor. Çünkü zengin holding sahibi kazlar besliyor. Oysa hayvanlarınıza Özellikle yem ve yumurta dönemleri yaklaştığında yemlerini keser, azaltır ya da keser demeyelim. Şimdi vur deyince öldürenleriniz olacak diye korkuyorum. Yani bir hayvana diyelim ki 300 gram ot yiyor hayvan normalde. Doğaya salıyorsunuz, yayıyorsunuz ya da ne bileyim yem veriyorsunuz. 300 gram yem yiyorsa bu hayvana anaçlarda hemen diyet dediğimiz... 100 grama indireceksiniz, hatta 80 grama indireceksiniz. 80 grama düştüğü anda hayvan şunu düşünmeye başlayacak. Ulan kıtlık zamanı yem azaldı, yem bulamıyorum. E, havalar soğumaya başladı, o hayvan kümeste olmaması gerekiyor. Biliyorsunuz büyük hayvanlarımız açık arazide yaşıyorlar. Bir sundurma yumurtalarını koruyacak, onun haricinde başka bir şeye gerek yok kazlar için hayvan diyecek ki tamam yem azalmaya başladı. Karnım çok aç. Yem bulamıyorum. Havada soğumaya başladı. O zaman acilen ben yumurtlayayım, çoğalayım ki soyumu devam ettireyim endişesine giriyor ve yumurtlama için çiftleşmeye ve yumurtlamaya meyletmeye başlıyor. Bunun için yapmanız gereken dediğim gibi yemi azaltacaksınız ancak Yem azalırken yem içerisinde ihtiyaç duydukları o bir yumurta için 160-200 gram vereceği bir yumurtanın yani cinsine göre siz kendi kazınızın cinsine göre eğer 200 gramlık bir yumurta veriyorsa hayvan 200 gram yumurtada olması gereken değerleri sizin hayvana su yoluyla vermeniz gerekiyor. Yani hayvanın karnı hep aç olacak ama vücut diri çünkü ona bütün proteinler, e, ne bileyim e, kalsiyumlar, vitaminler, mineraller su yoluyla verildiğinden e, vücudu diri olacak. Bunu da bir inşaat amelesi gibi düşünün. Yani şişman hayvan etlik olunca güzeldir ama etlik değilse e, şişman hayvan hiçbir işe yaramaz. Anaçlarda inşaat amelesi gibi olacak. Zayıf çelimsiz ama tuttuğu zaman çimento'yu kaldırıp götürebilecek hatta birkaç tane çimento'yu üst üste atıp götürebilecek enerjili olması lazım. Zayıf olması güçsüz olduğu anlamına gelmez yeter ki o vitaminleri verin. Değerli arkadaşlar bunun yanında sularına hayvanların maya katmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili video yapmıştım hatırlıyorsunuz. O videoyu ciddiye alın. O konuyla ilgili yine haftalık sularına mutlaka katkılarınızı boş bırakmayın. Yem üzerinden değil su üzerinden verilmesi gereken şeyleri hayvanlarınıza aktarın. Bunları eksik bıraktığınız zaman bir sene beklediğiniz o hasat gününe ya ulaşamıyorsunuz ya da ulaştığınızda hüsranla sonuçlanıyor bildiğiniz gibi. Kazların yumurtlaması için neler yapılabilir? Ne tür yem kullanmak gerekir? Yem rasyonları nasıl hazırlanmalıdır? Bu konu hakkında şöyle hızlı kısaca bir bilgi vermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım Kaz yetiştiriciliğinde maalesef işte biraz daha böyle kırsal, aile tipi, profesyonel olmayan yönetimler yapıldığı için insanların kafasında çok basit algılanıyor. Örneğin bir arkadaş diyor ki abi benim çok güzel bir yerim var. İşte şu kadar bir tarlam var. O tarlaya yonca ekeceğim. Mısır ekeceğim. Buğday ekeceğim. E, yani yemim bedava. Ben bu işten şöyle kazanırım, böyle kazanırım. Ben gireceğim. Yardım eder misin? Neyse böyle giriyorlar. Değerli arkadaşlar, öncelikle kaz doğal hayatında nasıl bir hayvan? Onu çok iyi süzmeniz lazım. Yani doğal göç eden bir kaz, yabani bir kazı düşünün. Afrika'dan kalkıp Türkiye'ye, Türkiye'den kalkıp Avrupa'ya, Avrupa'dan kalkıp ne bileyim Rusya'ya gidiyor. Tekrar aynı yolu tarayarak geri Afrika'ya geri dönüş yapıyor. Şimdi düşünün ki bir kas, bu süreç içerisinde Afrika'dan gelirken sadece mısır tarlalarını, sonra Türkiye'ye gelince yeni bir mısır tarlası, Avrupa'ya geçince mısır tarlalarını mı geziyor? Yoksa bu hayvan, Afrika'dayken çekirge yiyor. Türkiye'ye gelince arpa, buğday, mısır, yulaf yiyor. Sonra bir başka tarafa gidince işte bambaşka yiyecekler, bambaşka yiyecekler her ülkenin yapısına göre değişen hububatlar ya da işte vitaminler mi alıyor diye düşündüğünüzde şunu algılamak zorundayız. Bir hayvan ne kadar çok çeşitli yem yerse o kadar iyidir. Tıpkı sizin gibi her gün sabahtan akşama kadar sabah kalktığınızda işte çeyrek ekmek, öğlenliğin yarım ekmek, akşamliğin ne bileyim yine yarım ekmek yemiyoruz. Mutlaka o ekmeğin yanına bugün et, yarın tavuk, ertesi gün salata, ertesi gün çorba, ertesi gün bir başka bir şey. Yani gıdamızı çeşitlendiriyoruz ki sağlıklı bir hayata devam edebilelim. Bu yüzden arkadaşlar kazlarımıza ne kadar çok çeşit hububat verebilirseniz bu sizin için en sağlıklı yöntem olacak demektir. Ama hepsinden ötesinde biz kapalı besi yaptığımız için eğer doğal hayatta olsaydık kazımız gidip onu bulacaktı. Gidip bir tane buğday bulacak, onu yiyecek. Sonra gidip bir tane ne bileyim doğada maydanoz bulacak, roka'yı bulacak, otu bulacak, çöpü bulacak, kökü bulacak, bir şeyleri yiyecek, ihtiyacı olduğu çamuru bulacak, yiyecek. Allah ona o içgüdüyü vermiş. Ama biz kapalı beslediğimizde hem yumurta bekliyoruz hayvandan. 160 gram, 200 gram, 240 gram aralığında böyle 160 ile 240 gram yani cinslere göre değişiyor yumurta ağırlıkları. Bu aralıklarda yumurta veren bir hayvanı kapalı alanda beslediğimizde sadece mısır biraz da yonca ile beslediğimizde neden verim vermediğine, neden hala hastalanıp ya da zayıflayıp öldüklerine inanamıyoruz. Ben de buna inanamıyorum işin gerçeği. Çünkü değerli arkadaşlar düşünün ki bir yumurta bir imalatane yani kazı bir yumurta üretme fabrikası olarak düşündüğümüzde ürüne bakıyoruz. Ürün yaklaşık işte 160 gram en düşüğünü söyleyelim. 160 gramlık bir yumurtadan bahsediyoruz. Bu 160 gramın dışında en az bir 30 gramı kabuk. Yani bir kalsiyum tabakası. Onun içerisinde yüzde yirmisi sarı, şey beyaz dediğimiz tavukta tam tersidir. Kazda da yüzde sekseni sarı protein, yüzde yirmisi de beyaz dediğimiz yumurta akı. Yumurta akı da tamamen bir kalsiyum topu. Yani nereden baksanız 100, 150 gramın bir 30 gramı, 40 gramı yine bir kalsiyum topu ve içerisinde yine 100 grama yakın bir protein topu var arkadaşlar. Bu 100 gram protein ve 60 gram diyelim kalsiyumdan oluşan yumurtanın ham maddesini siz hayvana vermek zorundasınız. hayvan 3 güne bir yumurtluyorsa ki yumurtluyor her 3 güne bir hayvanlarımıza 100 gram kalsiyum, pardon, 100 gram protein, 60 gram kalsiyum yedirmelisiniz. hayvan bunu alıp yumurta şekline çevirmeli ve size 160 gramı geri iade edebilmeli. Sadece yonca vererek, mısır vererek bunu yapabilir misiniz? Mümkün değil. Yem rasyonlarımızı hazırlarken bir ürün çeşitliliği ne dikkat etmeniz gerekiyor? 2 mutlaka hayvanlarımıza protein oranlarını, verdiğiniz kalsiyum oranlarını, mineralleri, amino asitleri yani hayvan yerken bağırsak işleme sistemini komple düşünmeli bu şekilde vermemiz lazım. Yumurta yemi verelim mi noktasında değerli arkadaşlar yumurta yemleri piyasada tavuklar için hazırlanmıştır. Tavuklar için hazırlanan yumurta yemlerinin içerisinde değişik antibiyotikler, değişik işte bakterilere karşı ilaçlar da katıldığından maalesef kazların bünyesi bu ilaçları kaldırmadığından geçen birkaç sene boyunca bu olayları çok ciddi manada yaşadık. Örneğin CP dediğimiz tavuk yemi tavuklar için hazırlanmış. firma çok. Kolay bir şekilde söyledi, e, kazları öldürdü, e, CP'nin yemlerini kullanan kazcılar. Maalesef yavrularını hep kaybettiler. E, firma doğal olarak dedi ki bu kaz yemi değildir, tavuk yemidir. E, otomatikmen onlar işin içinden sıyrıldılar ama sizlerin de bilinçli olması lazım. En güzeli mısırınızı, arpanızı, yulafınızı, buğdayınızı, e, Bulabildiğiniz tüm çeşitli herkes kendi bölgesinde var olan yemleri birleştirmeli. İçine biraz yağ, bildiğiniz zeytinyağı, içine biraz kireç tozu, soya yani bir yemin ana maddeleri bunlar arkadaşlar, soya posası attığınız anda birazcık da tuz, kattığınız atla işte yumurta yemi hazır olmuş oluyor. Bunları tabi biraz şöyle e, harmanlamamız gerekiyor yani kırıp un haline getirip sonra granür haline getirip sonra hayvanların önüne koymamız gerekiyor ki yumurta seviyemiz artsın. E, ve tabi e, yine maya ile ilgili biliyorsunuz e, daha önce bir video yapmıştım. Sularınıza mutlaka maya katınız ki yumurta veriminiz artsın. Yem vermezseniz yumurta olmaz, yem vermezseniz verim alamazsınız. Dediğimiz gibi yumurta verimini artırmanın yolu yumurtalar, yumurtalar için yemlerdeki protein ve kalsiyum oranı artırılır. Ancak yem oranı düşürülür, yem düşürülür ki hayvanlar şişmanlamasın ama bu ara tam tersi protein, karbonhidrat, vitamin, amino asitlerinde su yolu ile ki bu konuyla ilgili de videoyu buraya koyayım. Buna da mutlaka bakın. Değerli arkadaşlar, yumurta verimini artırmanın en önemli noktası bir hayvanlarınızın yemini azaltacaksınız. Çok fazla yem vermeyeceksiniz ki yağlandırmayalım, şişmanlandırmayalım. 2 vermeniz gereken e, yemin içerisindeki protein değerini karbonhidrat e, kalsiyum değerini karbonhidrat değil kalsiyum değerlerini e, vitaminleri ve e, amino asitlerini yükselteceksiniz. 3 tüm bunları su yoluyla vereceksiniz. E, yani normalde 300 kilo 300 gram 500 gram yiyen bir hayvana 100 gramı geçirmeyeceksiniz yemi ki hayvan gelecek kaygısı duysun ve kıtlık geliyor korkusuyla üremeye dönük hareket etsin. Diyeceklerim bu haftalık bu kadar. Burada keselim haftaya bir başka konuda. Yine Allah izin verirse görüşelim. Duasıyla selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.